Değerli kardeşlerim, videomuza geçmeden evvel sponsorumuz Oynex'ten sizlere kısaca bahsetmek isterim. Sponsorumuz Oynex, Rise Online World'ün öncü sitelerinden bir tanesidir. Hatta en bence en önde gelen sitesidir. Bu sitede Rise Online ve Light Online başta olmak üzere birçok oyunda app'in kodlarınızı güvenli şekilde temin edebilirsiniz. Özellikle Rise Online tarafında hızlı şekilde Gold Bar alım ve satımı, Rise Online Cash ve Premium temini, Roko ürünleri işte Repair Hammer'dır, Rova Stand vesaire, Repair Hammer hepsini buradan temin edebiliyorsunuz. Şeyle alınan, kripto parayla alınan ürünleri en hızlı şekilde siz hiçbir şey yapmadan sadece TL ile bunları bu şekilde uğraşmadan alabiliyorsunuz. Yine item seri ilanlarınız, item buy alış ilanlarınız ve NFT karakter satış ilanlarınız da burada en hızlı şekilde yapabilirsiniz. Night Online tarafında da dediğim geçerlidir. Metin 2 tarafında da bu dediğim geçerlidir. Ve diğer birçok LoL'dür, PUBG'dir. Ben de söyleyeyim. Birçok Zula'dır. Birçok oyunda. Wolf Team'dir. Kodlarınızı sponsorumuz Oynex'ten temin edebilirsiniz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Referansı. Benim referansımla üye olursanız da sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Değerli kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Yeni bir Rise Online bölümüyle sizlere beraberiz. 11. bölüme geldik. Bu bölüme 5 tane spinle başlayalım. Şöyle bir çevirelim bakalım herhangi bir şey alabilecek miyiz? 20'nin yanından geçti. Az az çeviriyorum dostlar artık. 10'dan 5'e düşürdüm. 1'em. Yani hiç unique drop da kimseye de atmıyor ha. O ne attı bu arada? İyi baba. Zaten biz de 5 kere 5 25 emlik çeviriyorduk. Fena değil. Son hakkımız 1'em geldi. Spin'den yine Zanzin Zon. Şimdi slotumuz Black Mummy değerli kardeşlerim. Black Mummy slotuna gidiyoruz. Bu arada sesin biraz patlama mı yapıyor? Bana mı öyle geliyor? Şimdi biraz kısayım ya. Ses çok patlıyor gibi geldi bana. Şöyle biraz daha iyi gibi sanki. AFK farmı denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Solo AFK farm. Böyle Black Mummy'ye geldik. Bu arada üzerimizdeki parayı koyayım ya. Üzerimizdeki para hep kafa karıştırıyor. Farm atarken de sıkıntı. Bunları direkt şöyle bankanın belli bir slotuna koyayım diyeceğim de. Yani bankada da yer yok anasını satayım ya neredeyse. Şuna bak ya. Abi linyer yok abi. İşte ben şöyle koyayım da. Bunlar da şöyle. Ya çünkü ihtiyaç yok şu an için beyler. Bunları koyalım. Paramızı da bankaya yatan bu reperemiz tam mı? Tam değil. Reperemizi tam gidelim sulata. Başlayalım. Black Mummy'yi düşünüyorum arkadaşlar. Bütün şu hatta slotlarını bir tek tek gezmek suretiyle hepsini bir şey yapalım. Bakalım ve görelim. Tamam, üzerimize 800 coin para var. Şimdi slot'a doğru gidelim. Geçenki farmı fena değildi. Bakalım Black Mummy'de ne yapacağız, ne göreceğiz. Teker teker slotları böyle bir çekelim. Bu bölümde iki tane yer çekmeyi planlıyorum. İki Black Mummy, diğeri de ya Stinger olur. Ya da Pozin Nusrat değil de şu Lizardman. Lizardman olabilir. Bakacağız arkadaşlar. Solo AFK farmda oyun bir şey kazandırıyor mu? Bunu üzerimizde oyundan günlük hediyeden aldığımız 500 tane mana potu var. Onu bastırırız. Slot da boş zaten. Arvart olduğu için bu konuda rahatız. Orada burası solmuş lan. Ben Black Mummy'ye gidiyorum ya. Şu slotta mı kaldıydı bu? Sol slotu çok iyi bir slot değil. Burada birisi var. Demek ki slot hala bir şeyler kazandırıyor beyler. Overseer'lar da şöyle bir dursun. Bir slot şu tarafta diye hatırlıyorum ama. Şöyle bir gidelim bakalım.
Evet, burası. Burası boşmuş arkadaşlar. Güzel. Şöyle başlatalım. Hemen açalım robot stantımızı. Botumuz manamız seçili. Bunlar zaten basılı. Aa, üzerimize RPR almadık. Şuna bassın ya beyler. Apli gameplay Black Mummy aynen start. Evet, 4K şu üzerimize para geliyor arkadaşlar. 4072K para geldi. Böyle sota girdik. Bakalım. Seyirci falan basmıyorum gördüğünüz gibi. Saat 22.50, 23.50'de bitiririz. Yarım saatlik dilimde de açarız videoyu. Bir gösteririz. İkincisini de şöyle kes üçüncü. Tamam. Böyle devam arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, yarım saatlik dilim şunu da keselim, bitmek üzere. İlk yarım saatlik dilimi bitirdik. Hemen çöplerimizi satalım. 579K direkt coin olarak geldi. Bir tane pick upgrade scroll'umuz var değerli dostlar. Satalım. Mesela Cursed Blade normalde yani yeni sunucuların başında para eder. Ama şu an tabi burada herhangi bir değeri yok. Şöyle sattık. 1.5 hem böyle geldi arkadaşlar. Epic Upgrade School'da birim 300K'da o. Yani şu an kazandığımız 2M 800K arkadaşlar, henüz mana masrafı hariç. Biz bitirelim, onu da hesap ederiz. Şöyle koyalım. Bu arada RP'li yapalım, böyle gidelim ya. RPR'siz gitmeyelim. 50 geçe, 55 geçe falan farmı bırakırız arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, farmın sonuna geldik artık. Tonumuzu attık.
İkinci yarım saat dilimde Pixel Cool alamadık. Ama buranın belli yani hemen hemen garanti diyebilirim. Daha önce de çünkü farmını attık. Saatte en az bir tane atıyor. Rahat atıyor bir tane. Çok nadir belki atmadığıdır yani. Bir saat atmaz. İkinci saat iki tane atar. Yani öyle bir yeri var buranın. Potmağına dahil hesaplayacağız bu arada. Bunları da satalım. Tabi gelen potu da şeyden düşeceğiz. Evet beyler. 4M 150. Şöyle bir hesap edersek 4M 150 artı 1M 300 dediğimiz zaman 5M 450K'lık bir farm olmuş oluyor. 500 tane mana potu vardı üzerimizde. 270 tanesi gitmiş. 230 tane 270 tane kalmış diyelim. 230 tane pot harcamışız slotta. Bunun da işte 78 tanesi geri geldiği için toplam pot masrafımız 152'ye düşüyor. Yani 152 tane bir potu da artık siz kağıdan düşün. Yani tanesini hadi 5K diyelim. Yani 1M belki pot parasıdır taş çatlasa. O da 4M 350'den 5M 450'den 4M 450'ye Robust masraf ile beraber saatte 4M net getiri diyebiliriz değerli dostlar. Black Mamba slotunda 1 saatlik hali bir böyleydi. Dostlar şimdi şöyle bir projemiz de var bu arada. Bu 1 saatlik çekiyorum slotları da. Bazı yerlerde 8 saat, 10 saatlik çekmeyi planladığım yerler de var. Haberiniz olsun. Onları da kanala yükleyeceğiz. İçerik olarak faydalanabilirsiniz diyerek şimdilik devam edelim. Evet değerli kardeşlerim, artık uzun süreli AFK farm serisine başlıyoruz. Biz Artmen'de minimum 5 saat düşünüyorum. Videonun sonunda belki daha fazla olur. Saat 11.30. Yani sabaha karşı 4.30-5'e kadar solottayız diye oluruz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Yani bu solotta da SC'ye bastırmaya gerek var mı? Bence gerek yok. SC'leri şimdilik bastı ama. Nasıl için kaldıralım. Stop diyelim. Yavaşlatalım. Yani gerek yok burada bastırmaya. Üzerimize coin yok arkadaşlar. Baba ne yapıyorsun ya? Reyle mi keseceksin cidden ya? Bekleyelim bunu arkadaşlar da artık. Bir dahakini daha iyi kessin. Buna da gerek yok esasen. Doğrudan atağa hücum ya. Evet arkadaşlar, uzun süreli dönelim. Bakalım ne atacak. Ne geliyor 5 saatin sonunda. Saati görüyorsunuz sonuçta. Neyimiz ayarlı. Çöpleri elimden geldiği kadar uykuya kalmazsam dökmeye çalışacağım. Bakalım bu slot önceden bayağı iyi bir slottu. Bakalım şu an güncel hali ne durumda. Hep beraber göreceğiz. Sardıralım şimdilik. Slotu dönmeye çalışmaya devam etsin. Thank you.
Değerli arkadaşlarım, henüz 1 saatin dolmasına 9 dakika var ama üstümüz yaklaşık 50 dakikada doldu. Şöyle göstereyim. Kuşatmamız gerekiyor üstümüzü. İlk 1 saatte hemen bitti diyebiliriz. Hemen gelirimize bakalım arkadaşlar. 1'e 100 kalıp bir nakitimiz var. Çöplere de hemen dökelim. Yani slot bildiğiniz tamamıyla çöp slotuna dönmüş beyler. Arada spinning aks atıyor. Birazdan göstereceğim zaten. Biraz şöyle koyalım. Sonra biraz çöpümüz var. Yani spinning aksı para etmez yani. Galya'da mantısı da para etmez. O yüzden çok satarken acaba demenize gerek yok. Değerli dostlar, 4M 100K'lık bir far. İlk şey sürecince, 1 saatlik dilim sürecinde. İkinci saate girelim. Yavaş yavaş. Yani şu an için 4M'lik bir getiri görünüyor arkadaşlar. Saatlik herhangi bir epic supplu veya diğer herhangi para edecek bir materyalimiz yok, bulunmamakta. Bakalım. Yani detaylı şekilde de slotu göreceğiz. Slotu tekrar yerleştireyim ve başlatayım değerli dostlar. Değerli arkadaşlarım, bu arada henüz ilk saatin son anlarına gelip seyircilerimiz de bitmediği için söylüyorum bunu. Epic Skull'u attı bu arada arkadaşlar. Epic Skull durumda varmış. Onu da görmüş olduk. Biz farmımıza devam edelim değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlarım. Farmımız sona erdi. Hadi bir satalım. Yani değer ne denebilir şimdi yapacağız yani böyle çok öyle beklediğimden fazla bir hasar yok hemen hemen böyle rakam bekliyordum arkadaşlar 23-24 diyelim 24'ten burası 5 tane epic scroll'umuz var yani 6.5'ta onlar yapıyor 1M 300'den toplamda 30.3 emlik farm olmuş. Yani artık mana giderinizi herkes kendi yoluna göre hesaplasın. Biz 5 saatte bu parayı aldık. Ortalama saatte yani 6M civarı gibi bir rakam yapıyor. 5 saatlik farmımız. Tabi burada için de bu ara parası bir geliri gideri çıkardığı zaman yani 4M var bir şey kalıyordur diye tahmin ediyorum. İzahatmen farmı da böyleydi değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlarım artık biraz da farma bir tık şöyle ara verip detvaleri yeniden toplama ve craft işlerine devam edelim ve bugün günlük silahıyla başlayalım. Ne üretelim bugün? Buğdaksı üretelim. Yani hasat verirse yani ölüsü 20 evden gidiyor şu an beyler. Vermedi. Devam. Evet, beyler şu işlediğimiz derilerden de bir satış yapıyoruz. Daha. M yapar. 300 tane işlenmiş steak derisi bereketlesin.